Bütün zehri çıkarmayı başardım. Ama zehrin ağır etkisinin geçmesi biraz zaman alacak. Şimdilik ilaç saatlerini sakın aksatmayın. Ama bu konuda bir dikkatsizlik olmamalı. Dinlenmeye ihtiyacı var. Yarın kontrol için tekrar geleceğim. Bir şekilde doktora ikna etmeyi başardım. Buraya gelmeye istekli değildi. İntihar etmeye çalıştığını söyledi. Polisiye bir durum. Ona yalvardım. Yalvarınca da kabul etti. Eğer bu olay polise gitseydi başımız büyük derde girerdi. O olgun bir kadın ama zerre kadar aklı yok demek ki. Rada. Al. İlaçlarını iç. Eğer inat edip ilaçlarını içmezsen nasıl iyileşeceksin ki? Şimdi değil. Şiyam'la Sugna buraya gelsin. İlaçlarımı onlar bana versin. Yoksa içmeyeceğim. Kızım ne oldu? Neden ağlıyorsun? Söyle bana. Neden ağlıyorsun? Ne oldu sana? Ne oldu kızım söyle. Babamla sen de benim yüzümden çok üzülüyorsunuz. Hayır kızım. Öyle bir şey yok. Önce babaanne beni evden kovdu anne. O yüzden ikiniz de çok üzüldünüz. Sonra toprağımız elimizden gitti. Evimiz de satılığa çıktı. Anne, biz köyümüzü bırakıp buraya gelmek zorunda kaldık. Ama bence Jagdiş'in ailesi durumumuzu bilseydi kesin bize yardım etmeye gelirlerdi. Onlar çok iyi insanlar anne. Onlar bilselerdi. Gerçekten. Yeter. Onları hatırlayıp ağlamana gerek yok. Onları özlediğim için ağlamıyorum ben. Sadece düşündüm de Jagdiş'in babası bizim sorunlarımızı öğrendiği zaman Vişnu'yu bulup toprağımızı geri almak için bir şeyler yapacaktır. Bundan hiç şüphem yok. Şankar'a iyi bir ders verecektir. Sence bizi bu cehenneme itenlerden yardım etmelerini beklemek ahmaklık değil mi? Onlarda sevgi ve merhamet yok kızım. Tatlı dilleriyle seni benden uzaklaştırmanın bir yolunu buldular. Sonra sana nasıl davrandılar? Utanmadan evden kovdular. Senin nasıl olduğunu soran biri oldu mu? Bir ailedeki herkesin taş kalpli olabileceği aklımın ucuna bile gelmez. Hayır anne, öyle bir şey yok. Orada herkes beni çok seviyor aslında. Sadece babaanne sevmezdi. Ama neden hiç bilmiyorum. Babaanne evden gitmemi söylediği zaman annem, Gena yengem, Sugna abla, Şiyam ve Cengdiş gözyaşları içinde kaldılar. Oradan gitmemi hiçbiri istememişti çünkü. Hem Basant amca çok sert görünür ama o bile benim için babaanneyle konuştu. Ama babaanne hiç... Yeter kızım. Onlar hakkında iyi konuşarak beni ikna etmeye çalışman faydasız. Madem seni o kadar çok seviyorlar, neden hala seni sormadılar? Neden aramadılar? Cevap versene. İçinde bulunduğumuz bu durumdan onlar sorumlu. Bana yaptıkları için onları affedebilirim. Ama sana yaptıkları için asla affetmeyeceğim. Asla bağışlamayacağım o insanları. Anne, lütfen öyle söyleme. Onlar gerçekten... Yeter kızım. Beni ağlarken görünce üzülüyorsun değil mi? O zaman onlar hakkında konuşma bundan sonra. Anladın mı? Hadi yat uyu artık. Burayı imzalaman gerek. Bu kağıtları hastaneye teslim edip hemen bir oda ayarlamaya çalışacağım. Gena, hadi önce sütünü iç, sonra ilacını al. Çayım burada. Anne. Çay? Sugna, bana çay getir. Çayın babaanne. Tanrı seni korusun kızım. Sağlığına dikkat ediyorsun öyle değil mi güzel torunum? Bir şeye ihtiyacın olursa bana söylemekten çekinme. Babaanne, bir şey istiyorum. Ama bilmiyorum ki bana verebilir misin? Şu lafa bak. İstediğim bir şeyi sana vermemem imkansız kızım. Hadi söyle. Babaanne. Artık iki aile arasındaki düşmanlığa bir son veremez misin? Ah güzel kızım. Ben de istiyorum. Keşke öyle bir şey olsa. Aileler düşman olmamalı, bir araya gelip büyümeli aslında. Ama sen de eşinin ailesinin duasını almalısın. Zaten her şey düşündüğün gibi giderse bir an bile üzülmene izin vermeyeceğim. Bay Madan da bunu kabul etmek zorunda. Onun da kabul etmesi gerekir, değil mi? Gerçi artık Mahavir'le epey samimi olmuş gibi görünüyorlar. Belki de hiç umut kalmamıştır. Babaanne, eğer iki aile bu düşmanlığa bir son vermezse kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğim. Ailelerimiz arasındaki bu eski savaş bitmek zorunda. Ama benim yüzümden tekrar başladı. Bunlar beni çok üzüyor babaanne. Bir aileyi oğullarından ayırmanın vicdan azabını taşımak benim için çok zor. O yüzden babaanne, lütfen bir kere daha dene. Bir faydası yok Sugna. Biliyorsun bize karşı çok katılar. Bizimle bağ kurmak istemiyorlar. Bizi görmek bile istemiyorlar. Bunu anla artık. Onlar istemezse elden ne gelir? Basant. Çok uzun zamandır düşman olduk biliyorum. Ama kendi torunumuzun artık onların kızı olduğu gerçeğini göz ardı edemeyiz. Bir kere denememiz doğru olur. Ben bunu deneyeceğim. Ama eğer Mahavir denen adam araya girerse ne yapacağımı açıkçası ben de bilmiyorum. Geçen gün Sukiya telefon etti ve dedi ki Bay Mada'nın karısı Aras'taymış. Her şey yolunda mı acaba? Bir anne çocuğunu geri alabilmek için doğruyu yanlışı, onurunu, gururunu, her şeyi unutabilir. Öyle bir yerde nasıl her şey yolunda olabilir ki? Mada'nın karısı oğlunu ve Kalyani'nin torununu bu eve getirmekte son derece ısrarcı maalesef. Onun istediğini yapmadık, o da zehir içti. Ne yapmamız gerektiğini hiç bilmiyorum. Ne olacak bilmiyorum. Başka birinin çocuğuna hamile olan öyle bir kızı evimize nasıl alabiliriz söylesene. Bu gerçekten çok ciddi bir mesele Ram Charan. Ama böyle endişe edecek kadar da değil sanırım. Sen artık bana güvenmiyorsun herhalde. Öyle değil. Ama eğer istersen sana bir çözüm yolu söyleyebilirim. Öyle yaparsan hem sorunun çözülür hem de düşmanların zor durumda kalır. Hatta sana düşmanlık yaptıkları için çok pişman olurlar. Sana bunu söylüyorum çünkü çok mantıklı bir adam olduğunun farkındayım. Bunu başaracak birisin. Harekete geçmeden önce dinleyip sorunu anlamaya çalışırsın. Bence şöyle yapalım. Sen var ya, Kalyani'nin torunu olan gelininizi bir şekilde eve getir. Ne? Evet. Kalyani'nin torununu buraya mı getireceğim yani? Evet, aynen öyle. Vah Mahavir vah. Kimse düşmanlar böyle bir teklifte bulunmaz. Onlar bizim düşmanlarımız. Onlarla bağ kurmamızı nasıl bekleyebilirsin? Hayır. Onlara bir ders vermem için sana kolay bir seçenek sunuyorum ben. Sana fırsat kapısı açıyorum. Evet farkındayım. Kalyani'nin torununu buraya getirmeni söyledim sana. Ama onunla akraba olmak için yapmayacaksın. Kalyani o kız için her şeyi yapar, tamam mı? Kendi canından bile daha değerli o. Bunu kafana sok. Çocukken o hikayeyi duymuşsundur. Papağanla şeytanın hikayesi. Eğer papağanı öldürürsen şeytan da ölür. Hatırladın mı? Sana burada çok önemli bir tüyo veriyorum. Değerlendirip değerlendirmemek senin elinde. Bunu bir düşünsene. Torununu bu eve getirdikten sonra ne kadar çok rahatsız edersen, olanlar kulağına gittikçe Kalyani o kadar da çok üzülür. Hatta sen Sugna'yı bir kere eve getirdikten sonra ben de akraba olacağım. Öyle bir durum da var tabii. Aslında düşündüğün zaman hiç de fena bir fikir değilmiş. Eğer Sugna hamile olmasaydı ben de aynı fikirde olurdum. Sen canını hiç sıkma Bay Ram Charan. Sizin bütün sorunlarınızı kolaylıkla çözüme kavuştururum. Eskiden olsaydı daha kolaydı. Düşmanlarınla savaşır, onları ortadan kaldırmanın yolunu bulurdun. Ama bu modern çağda daha akıllıca planlar yapmak zorundayız. Hem anne karnındaki her çocuk dünyayı göremez. Bazı kazalar olabilir. Herkes bilir ki bazen bebekler anne karnında da ölebilir, öyle değil mi? Yani değil mi? Tam olarak ne demek istediğini şimdi anlıyorum Mahavir. Sen benim demek istediklerimi daha çok anlayacaksın. Fakat senin asıl işin oğlunun bunları anlamasını sağlamak. O çocuk çok çabuk öfkeleniyor. Nedense bu oyunun kurallarını bir türlü anlayamadı. İşte bu yüzden ona bunu anlatmanın yöntemi ve zamanı çok akıllıca seçilmeli diye düşünüyorum. Sen çok zeki bir adamsın. Ne yapman gerektiğini iyi bilirsin. Ayrıca ikimiz birlikte hareket edeceğiz, ha? Ben artık gideyim. Ne dersin? Sana iyi günler. İyi günler. Baksana. Hiçbir şey yememişsin. İlaçlarını nasıl alacaksın? Neden sağlığına dikkat etmiyorsun? Neden böylesin? Hadi lütfen bir şey ye, sonra da ilacını iç. Aklını kullan biraz. Eğer sana bir şey olursa ben nasıl yaşarım hiç düşündün mü? Sensiz ben ne yaparım ki? Bak, bu kadar katı olmamalısın. Bir şeyler ye, ha? Sonra ilacını al. Evet Rada. Böyle üzüldüğünü görmeye dayanamıyoruz biz. Neden ilaç içeyim? Söyler misin bana? Oğlumla gelinim yanıma bile gelemiyor, öyle değil mi? Bu kızın burada ne işi var? Kız sadece Rada'nın durumunu sormaya gelmiş. Bu talihsiz kızı buraya çağırarak onun sağlığını daha çok bozmak mı istiyorsun sen? Git hadi doğru odana. Hadi. Biri çağırana kadar oradan dışarı çıkma. Anladın mı? Yürü. Madan, seninle konuşmalıyım. Bak Madan, sana söyleyeceğim her şeyi sakince dinle ve sabırlı ol. Uzun uzun düşündükten sonra bana öyle geldi ki karının istediği şeyi aslında kabul etmeyiz. Şiyam'ı ve onun karısını bu eve almamız gerek. Sen ne diyorsun sen abi? Düşmanlarımın karşısında diz çökmemi mi istiyorsun benden? Asla! Bu mümkün değil. Karın öyle bir hamle yapmamış olsaydı bunu sana söylemezdim. İyi düşün artık. Karının hayatı söz konusu Madan. Bunu yapamam ben. Hayır, hayatta böyle bir şey yapamam. Ben anlıyor musun beni? Eğer buna yanaşmazsan hazırlıklı ol. Karını kesin kaybedeceksin. Onunla birlikte oğlun da elinden gidecek. Ama... Madan bak, söyleyeceğim her şeyi sakince dinle ve sabırlı ol. Biz seninle kardeşiz. Yalnız bir oğlumuz var. Varisimiz olacak başka kimse yok. Eğer Şiyam bir şekilde bizden uzaklaşacak olursa... ailemizin adını taşıyacak hiç kimse olmayacak. Bunu aklından çıkarma. Şiyam sana benziyor. Çabuk öfkelenir. Eğer o çok değer verdiği karısına bir şey olursa... bir daha hiçbir şekilde bu eve gelmeyi kabul etmez, yanaşmaz bile. Sana düşmanlığın anlamını öğreten bendim, değil mi? Ama şimdi de sana şunu söylüyorum. Her şeyi unutman en iyisi. Unut gitsin. Sonunda anladım ki bu bize hiçbir şey kazandırmayacak. Bu konu o kadar basit değil. Kalyani ile olan kadim düşmanlığımıza devam edeceğiz diye Şiyam'ın düşmanlığını kazanmaktan korkuyorum. Bir düşünmeden düşün. Sakin kafayla bir düşün. Düşündükten sonra da bana haber ver. O kadar ıslanmana ne gerek vardı? Yara hala taze. Neden beni uyandırmadın kaçan? Sen zaten hastasın Baku. Anandi çoktan uyumuştu. Bu kadar acıyacağını ben bile düşünmedim. Dikkat et. Tamam. Anne, babamı hemen bir hastaneye götürelim. Baksana, gerçekten çok acı çekiyor. Evet. Babanı hastaneye götürmeliyiz. Başka çare yok, haklısın. Kalk hadi. Kalk gidelim. Hadi. Hiç paramız yok, hastaneye gidemeyiz Baku. Baba, bende biraz var. Al bunu. 40 rupi. Dünkü ilaçlarla alışverişin üstü kalmıştı. Onu getirdim. Devlet hastanesine gideceğiz. Bu yeter herhalde, değil mi? Hadi kalk gidelim. Kızım, hadi yardım et bana. Dur. Dikkatli kalk. Hadi ama. Rada. Sana yalvarıyorum Rada. Şu inadı bırak da ilacını iç. Şiyam. Şiyam. Biz seninle kardeşiz. Yalnız bir oğlumuz var. Varisimiz olacak başka kimse yok. Eğer Şiyam bir şekilde bizden uzaklaşacak olursa... ailemizin adını taşıyacak hiç kimse olmayacak. Bunu aklından çıkarma. Düşmanlığı unut artık. Şiyam oğlum. Hadi söz dinle biraz. Hadi. Bir şeyler yemelisin, ilaç içmelisin. Hadi. Şiyam. Şiyam. Önce yaranın derinliğini görmemiz gerekiyor. Bunun için de ayağın röntgenini çekeceğiz. Peki bu röntgen kaça mal olur acaba? Çünkü biz buraya gelirken 20 rupi harcadık ve yanımızda sadece 20 rupi kaldı efendim. Siz onu merak etmeyin. Asistanıma telefonla durumu söylerim. Siz gidip röntgen odasında bekleyin. Başka çaremiz yok efendim. Sugna, ben onurumu bu hayatta sadece senin için bu şekilde tehlikeye attım. Şiyam, Basant, gidelim. Bu hiçbir işe yaramayacak anne. Madan aklını kaçırmış, bizi küçük düşürecek. Evet babaanne. Babam beni dinlemeyi kabul etmedi. Seni dinleyeceğini hiç zannetmiyorum. Konu önemli. Burada Sugna'nın hayatı söz konusu. O yüzden ben iyice düşünüp kararımı verdim. Oraya gidip Bay Madan'la son bir kez konuşacağım. Buna mecburuz. Yoksa hayatım boyunca bunu yapmadığım için pişmanlık duyarım. Sugna için son bir kez denemedim diye üzülüp dururum. Bana sakın engel olmayın. Unutmayın, oraya iyi niyetle gitmeliyiz. Gidelim. Bayan Kalyani, oğlumu ve karısını almak için geldim. Ne demek istedin Bay Madan? Sizi anlıyorum. Buna inanmıyorsunuz. Ama doğru duydunuz. Oğlumuzu ve onun karısını buradan götürmek için geldik. Peder. Yüce Tanrım. Şükürler olsun. Ama böyle aniden mi? Nasıl inanacağım? Gerçekten götüreceğinizi nereden bileceğim? Şüphe etmekte haklısın. Evet doğru. Uzun zamandır düşmanlığı olan aileleriz biz. Ama oğlum söz konusu olunca hiçbir zaman oyun oynayamam ben. Peki buna nasıl inanacağız Bay Madan? Ya fikrin değişmediyse? Şöyle söyleyeyim Bay Basant. İşin doğrusu aynen şöyle. Sugna'yı almam için bana ısrarcı olan kişi bugün hastalandı ve o isteğinde ısrarcı olduğu için gelmek zorunda kaldım. istediğim şey değildi. Şiyam'ın annesi şu anda kötü durumda. Onlar için sürekli ağlıyor. Demek buraya aslında Şiyam'ın annesinin isteğiyle geldin. Evet, doğru. Doğru. Tek sebebi bu. Niye yalan söyleyeyim ki? Onun karşısında çaresiz kaldım. Geri çeviremedim. Anne sevgisi düşmanlıktan daha ağır bastı diyebilirim. Hatta işin gerçeği, eğer Şiyam'ın annesi ısrarcı olmasaydı, sonsuza kadar düşman olarak kalırdık. Ama artık öyle olmayacak. Farkındayım. Sugna'yı bizim eve yollama konusunda aklınızda bazı şüpheler var. Ama düşman olsak bile içiniz rahat olsun ve şundan emin olun. Ben verdiğim bütün sözleri daima tutarım. Kızınızı eve götürürken şunu bilmenizi istiyorum. Kötü bir niyetimiz asla olmayacak ve olamaz. Biz de oğlumuzu özlüyoruz. Bir babanın sözlerine güvenebilirsiniz. Bunları size temiz bir kalple söylüyorum. Lütfen sizden bana inanmanızı rica ediyorum. Tanrı seni korusun kızım. Nasıl yaptım bilmiyorum. Ama annesinin kalbinde yer edinmişsin. Hem de çok güzel bir yer. Çünkü Şiyam'dan çok seni görmek istiyor. Hadi. Eve gidelim artık. Bay Madan. Söylediklerin gerçekten çok doğru şeyler. Ben de uzun zamandır bunu anlatmaya çalışıyordum işte. Ama olsun. Geç de olsa hiç yoktan iyidir yani. Hadi Sumitra, hadi. Hemen git bize tatlı getir, hadi. Hadi kızım. Uzun zamandır bu evde güzel şeyler olmamıştı. Bu güzel haberin üstüne akrabalarımızı tatlı yedirmeden gönderecek değiliz ya. Hadi yürü. Peki. Peki anne. İçeri gelin, buyurun oturun. Buyurun peder. Buyurun hadi. Durumu nasıl doktor? Hastaneye çok daha erken gelmeniz gerekirdi. Yarası daha da derinleşmiş. Durumumuz pek iyi değildi. Lütfen gereken ilaçları verin. Onu hemen iyileştirelim. Vereceğim ilaçlar artık o yaraları iyileştirmez. O zaman nasıl olacak? Ne olacak doktor bey? Yani maalesef bu yara kemiğe kadar inmiş. Eğer bir hafta içinde ameliyat edilmezseniz bacağınızı kaybedeceksiniz. Ameliyat mı? Aa. Doktor bey, ameliyattan başka çare yok mu ki? Hayır, yok. Tedavi için geç kalınmış. Tek çözüm ameliyat edilmeniz. Bunu yapmak zorundayız. Ameliyat ne kadar tutar acaba doktor? Bütün masraflar dahil 15.000 rupi gerekecek. Bakın doktor bey, bizim durumumuz çok kötü. O yüzden ben yarayla ilgilenemedim zaten. 15.000 rupi çok fazla bizim için, inanın. Lütfen bir şey yapın. Bakın, yapabileceğim her şeyi yaptım zaten. Ameliyatın bir hafta içinde yapılması gerek. Ne yapıp edip o parayı mutlaka bulmalısınız. Evet, haklısın Bay Basan. Biraz daha tatlı alın. Neredeyse hiçbir şey yemediniz. Yok, yeter artık. Daha fazla yemek istemiyorum. Bayan Kalli, yani doğrusunu söylemek gerekirse şimdiye kadar içimizdeki tatsızlık bizim için kazançtan çok kayba sebep oldu. Eğer çocuklar evlendiğinde geçmişi unutabilseydik çok mutlu olabilirdik. Sonuçta bizler akraba olduk. Artık aile sayılırız. Basant, hadi Byron'u ara. Onunla konuşmak için sabırsızlanıyorum. Peki yani. Arıyor. Aha, alo Byron. Merhaba anne. Bugün çok mutluyum Byron. Haberler çok iyi oğlum. Sen de mutlu olacaksın. Eğer sen de yanımda olsaydın sana tatlı yedirirdim. Güzel haber nedir anne? Senin sevgili kızın kocasının ailesinin evine gitmek üzere. Bay Madan ve abisi bize geldiler. Sugna'yı eve götürmek istiyorlarmış. Hemen seni arayayım dedim ben de. Ama anne, nasıl oldu? Bu nasıl oldu anne? Duyduklarıma inanamıyorum. Değil mi Byron? Tanrı istediği zaman her şey olur. Bir anda her şey kendiliğinden yoluna giriverir. Söylesene, sen ne zaman geri dönüyorsun? Çünkü misafirlerimiz Sugna'yı bir an önce eve götürmek istiyorlarmış. Burada işim bitti anne. Az önce avukatın yanındaydım. Her şey bir hafta içinde hallolacak sanırım ve ben geliyorum, merak etmeyin. Bu çok güzel bir haber. Hemen ablama da söyleyeyim. Evet, o da Sugna'yı çok sever. Bu haberi alınca mutlu olacaktır. Hele bütün sorunların çözüldüğünü öğrenince havalara uçar. Evet, gerçekten de duyunca çok mutlu olacak. Ben hemen pederle konuşup önümüzdeki hafta içinde uğurlu bir gün seçmesini isteyeceğim ondan. Olur anne. Anne, Bay Madan yanında mı? Onunla konuşabilir miyim? Evet, yanımda. Bir saniye. Seninle konuşmak istiyor. Peki. İyi günler Bayron. İyi günler Bay Madan. Annemin verdiği haberi bir de senden duymak istedim açıkçası. Evet Bay Byron, doğrusunu istersen oğlum ve karısı olmayınca benim evim boş kaldı. Rahatsız olduk. Ve ben de onları almaya geldim. Ne kadar sevindim, anlatamam. Kızının hayatının yoluna girmesi bir baba için en büyük mutluluk. Sugna'nın artık yuvasına kavuşmasını çok istiyordum. Sonunda dileğim yerine geldi. Sugna herkes gibi mutlu bir hayat yaşamayı hak ediyordu. Bay Madan. Buna çok sevindim gerçekten. Evet, dediklerinizi gayet iyi anlıyorum Bay Byron. Onu eve götüreceğim. Ama siz de çabuk dönün, olur mu? Kızınızı benim evime gelin olarak yollamak için hazırlıkları yapmamız gerekiyor. Çabuk döneceğim Bay Madan. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Haberler çok iyi avukat. Kızımın evliliği tamamlanacak ama bu konuda bana yardım etmelisin. İşleri bitirip bir an önce buradan gitmek istiyorum. Hadi. Yeminiz bitti mi peder? Kutlama için bize uğurlu bir gün söyler misiniz artık? Tabii. Evet oğlum. Mutlu musun bakalım? Ha? Beni kabul ettiğin için gerçekten mutluyum baba. Açıkçası bundan daha mutlu olamazdım. O zaman gidelim. Eşyalarını topla, eve dönelim. Ama baba, uğurlama töreni bugün değil. Seni deli çocuk. Tören senin için değil, karın için. Onu almak için buraya gelmek zorundasın, değil mi? Bayan Kalyani, öyle değil mi? Sorun yok Bay Madan. Ama umarım onu başka bir sebepten götürmüyorsunuzdur. Size güvenmek istiyorum. Sözünüzü tutacaksınız, değil mi? Elbette Bayan Kalyani. Size bu kararın sebebini söylemiştim. Eğer kandırmak istesem karımın adını kullanarak size yalan söylemezdim. Oğlumu düğünden önce kontrol edemedim. Yani şimdi ne yapabilirim ben? Siz söyleyin lütfen. İçinizde asla şüphe olmasın. Ben verdiğim sözü her zaman tutarım. Torununuza iyi bakacağım. Gözünüz sakın arkada kalmasın. Şimdiye kadar olanlar da geçmişte kalmalı. Benim adım Madan. Ben sözümden dönmem. Peki. Hadi Şiyam. Eve gidebilirsin. Geleneklere göre burada seni bekliyor olacağız. Sonra buraya tekrar gelip ikinci yarını evine götürürsün. Affedersiniz. Tören için uğurlu zaman yarın oluyor. Yarın mı? Haftaya falan hiç yok mu yani peder? Onların yıldız haritasına baktım. Maalesef bundan daha uğurlu bir gün yok. Bir sonraki uğurlu gün bundan bir ay sonra. Bir ay sonra mı? Ama kızın babası haftaya gelecek. O olmadan nasıl tören yapabiliriz ki? Bayan Kalyani, bence bir ay sonrayı beklemek doğru olmaz. Bize kalırsa bunu hiç ertelemeyin. Evet, çok haklısın. Evet hanımefendi, bence kızı hiç beklemeden bizimle yollamalısınız. Bunu biz biraz düşünmek isteriz. Size haber verelim o zaman. Yakında tekrar görüşürüz. Peki Bayan Kalyani, nasıl isterseniz. Bizce sorun yok. Kararınızı verin. Tamam. Biz gidelim. Daha hazırlıklara başlayacağız. Hadi. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hadi peki, gidelim. Bu taraftan peder. Geleceğimiz nasıl olacak hiç bilmiyorum. Daha ne acılar yaşayacağız acaba? Tanrım, ömrüm boyunca hiç şikayet etmedim. Sana her zaman güvendim, bizi koruyacağına inandım. Zorluklar karşısında isyan etmedim, çalıştım. Ama eğer şimdi sakat kalırsam ben... Nasıl yaşayacağız biz? Nasıl para kazanacağız ey Tanrım? Anne, baba, neden bu kadar çok üzülüyorsunuz? Ben varım, gece gündüz çalışırım, hepimiz için para kazanırım. Anne, babamı tedavi ettireceğiz. Lütfen artık ağlamayın. Kızım, sen 15 bin rupinin ne kadar büyük para olduğunu bilmiyorsun. Ne yapacağız? Nereye başvuracağız bilmiyorum. Ne yapacağız? Kızım, babana dikkat et, tamam mı? Birazdan döneceğim. Nereye gidiyorsun Baku? Müdürle konuşacağım. Ondan 15 bin rupi borç isteyeceğim. Gece gündüz çalışırız ve borcumuzu mutlaka öderiz diyeceğim. Neyse, hemen dönerim. Baku nereye? Baku dur, o hiçbir şey vermez. Nereye gidiyorsun? Keseriya.